Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya daha karşınızdayım. Kuzuları görüyorsunuz. Bunlar Alman karabaşı, Türk karışık kuzular. Kuyrukları yok. Bunların kuyruklarına lastik atıyoruz. Bunlar da sarıbaş koyunlu kuzuları. İki tane sarıbaş, yani ivesi, iki tane sarıbaş koyunum var, ikiz doğurdu. Yani sarıbaşlar da ikizlik yüksek. Şu aralardan çıkıyorlar. Şu arayı bilerek biraz açık bıraktım. Kuzular buradan çıksın. Böyle dışarıda gelsinler diye. Şöyle görüyorsunuz. Bunlar da bakın, şunlar kuyruksuz. Bakın şu öbürü kuyruklu. Bir tane küçük var kuyruklu. Bunlar kuyruksuz. Bunlar doğuştan kuyruksuz olmuyor arkadaşlar. Bunlara kuyruklarına lastik atıyoruz. Onu da size şimdi göstereceğim. Bakayım. Lastik attığım kuzunun bir tanesi burada. Bu bizim Naciye. Bu öksüz kuzu. Şöyle. Bak. Kalk. 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 Bakın şöyle. Kuyruğuna lastik attım. Kuyruğu düştü. Ona sprey sıktım. Kurt düşmesin diye, hava sıcak. Bakın şunun kuyruğu daha düşmemiş. Bakın. Burada lastik var. Lastik var. Kuyruğu bunda düşecek. Bugün yarın düşer. Lastikleri. Buraya da kurban sonu. Ahırın içinde biraz inek düve topladık. Buraya da kurban sonu olduğu için düve topladım arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Şu bir doğurmuş bir inek, biraz rahatsızdı. Bağlı da yem yiyemiyordu. Buraya saldık. Da bizim içeride bir rahatsız inek vardı, onu da buraya saldık. Hemen işkembe açtı. Bunlar da 5 yıllık düve. Bunlar Eylül'ün 15'ine kadar 3 kilo civarı yemeyecek. İşte Ekim gibi besi alacağız. Birinci ayda falan keseceğiz bunları. O zamana kadar yemlenecek. Yine kuzu topladım biraz arkadaşlar. Besiye. Bakın şöyle akıllı olup. Bunların içinde bakın arkadaşlar. Burada nasıl diyeyim size, canlı 25 kilodan 60-65 kilo kadar mal var. Şöyle olukta yiyorlar. Bak, burada akıllı oluk. Sade gördüğünüz gibi besiyemi. Küspe. Besiyemin içinde mısır var, arpa var, küspe var. Bakın şunlar küçük kuz var. Şöyle. Şunlar büyük, toplu. Şu iri olanlar kurban altığı. Kurbandan sonra milletin elinde kalmış olan hayvanlar. Onları biraz daha hesaplı aldık işte. Şu küçükler besi için hem kendi kuzlarım hem piyasadan topladım. Bunlar kırkımlarını yaptırdım. İyomeklerini vurdum. Ademinlerini vurdum arkadaşlar. Genelde çelerme aşıları vuruluyor da bunlara vurmadım. Çünkü genelde artık halkımız çelerme aşısını biliyor, yem aşısını. Artık kuzu 4-5 aylık olduktan sonra çelerme aşıları yapılıyor bunların zaten. O yüzden yapmadım. Direkt ben oluğu içine koydum ben bunları. Zaten şu şunlar besili. Şunları şöyle dişili erkekli aldım. Bunlar erkekleri. Bakın. Ama tam büyümemiş işte, biraz erken koymuşlar besiye kurbanın dolayı. Bunlara yedireceğim 2 ay. Burada da bu grubun dişileri var arkadaşlar. Onların da içinde oluk var. Bakın şöyle ileride. Onlar da orada akıllı oluktan yemiyor. Bunlara 1 ay falan yedireceğim. Şimdi piyasa biraz düşük. 1 ay sonra piyasa yükselir. O zaman keserim yani. Burası dişi olanlar. Yani şu an kessek biraz uygun kesiyorlar. Dişi kuzu, erkek toklu. Yani toklu iyi para da, kuzu biraz dişi olan kuzu biraz uygun yani. 80 lira falan diyorlar. Erkek tokluyu da 95 civarı kesimi. Yani toplu kesimi, toptan keserseniz. O yüzden piyasanın biraz yükselmesini bekliyoruz. Büyükbaş yükselmişe, yani yükselmeye başladı. Düve olsun, inek olsun iyi para etmeye başladı.
Şimdi büyük başın yükselmesi demek arkasından küçük başın yükselmesi demek yani. Önce büyük baş genelde yükseliyor. Çünkü büyük baş kesimi daha çok. Büyük başı daha çok rağbet var. O yüzden büyük baş kesilince iyi paraya küçük baş da arkasından kesiliyor. Bunlar hep tüylüydü. Zaten kurban arttı. Sonuçta kurbana olan mal adam 1 kilo 250 gram da 1,5 kilo da olsa yem veriyordur yani. O yüzden direktmen bunları topladım ben. Bazıları bakın. Kısım kısım işte. Şu benim kızlarım mesela. Şunları yeni aldım. Bakın şunları hep yeni aldım. Bunlar 44'ün. Şöyle bak. 40'ını da fark ediyor. Yeni aldıklarım. Yani mesela şunları ayrı topladım. Bunları ayrı topladım. Şu kangaları ayrı aldım. Bunları 9 tane 1 aldım. 13 tane 1 aldım. 23 tane 1 aldım. Böyle dişli erkekle karışık aldık. Buna tam karnının altında çatlak çıkmış. İnşallah bir şey olmaz. Bunlar da bu şekilde bakıyoruz arkadaşlar. Bunların irilerini falan 1,5 aya bunlar da dişlerle karıştırır keserim muhtemelen. Çünkü sade dişi kesersek biraz aşağı kesiyorlar. Biraz erkekle dişi karıştıracağız. Burası arkadaşlar 250 civarında topladık. İşte kendime damızlık Alman karabaşları falan diğer tarafa aldım. Düveleri buraya koydum. Bunları da topladık. Şu düve ufak olan içinde gördüğünüz benim ineğimin yavrusu. İkiz buzağlıydı inek. Bu dişi olan biraz gözü açık. Annesini emdirmiyordu erkeğini. Erkeği annesine bıraktım. Onu diğer buynuzluğuna emiyordu. Zaten gözü açık olduğu için. Onun altına bıraktım. O emiyor. Yani bunlar burada böyle arkadaşlar. Bunlar besilik. Topladık bakalım hayırlısıyla. İnşallah iyi çalışır. Genelde İç Anadolu. Bir de bizim bu bölgenin kangalları genelde arkadaşlar. Şunlar sarı başlar. Benim kendi kuzularım zaten. Hamdani. Bir iki tane hamdani var. Biraz sarıbaş var. Genelde kangal yani. Şimdi bunların bir hapı kaldı. Bunlara hap atacağım. Hapını attıktan sonra muhtemelen bu hafta içi haplarını atacağım bunların arkadaşlar. Haplarını attıktan sonra bir ay yedireceğiz artık bunlara. Ne kalırsa. Yemlerini aldım. Keseceğiz bunların hepsini. Şimdi akıllı oluğa da yemi doldurduk. Yani mesela alıştırıyorsunuz misal. Arkadaşlar ondan bahsedeyim size bir de. Şimdi akıllı oluğa yemi koymakla mal yemlenmiyor. Akıllı oluğun şöyle kovayı alayım ben. Şimdi arkadaşlar akıllı oluğa bakın. Ne olmuş? Bakın sade ne kalmış? Dibi kalmış yani bu. Bakın. Yem akmıyor da. Bunu kuzular genelde yemiyor. Yani büyük hayvanlar genelde yiyor da küçük hayvanlar yemiyor. Bakın şöyle farka bakın. Bakın bu yemli. Bu kuzuların yemediği kısım. Bunları da alıyorsunuz. Oluğun içinden çıkartmanız lazım. Oluğun içinden çıkartıp ayrı bir tekneye bakın. Şöyle benim mallara işte saman falan döktüğüm tekne. Bu teknenin içine ayrı bir şekilde dökerseniz mallar buradan yiyebiliyor. Ama bu sefer bu akıllı oluğun böyle gözünde kaldığı zaman yukarıdan kuzular bunu yemiyor. Yukarıdan da yem akmıyor. Kuzu aç kalıyor. Bakın bunun içinde yem var ama ne oluyor? Burada kuzunun yemediği yem var. Dibi kalmış mesela. Dibi kalınca da bunu yemiyor kuzu. Bu sefer yukarıdan yem akmıyor. Kuzu aç kalıyor. Yani yem var ama kuzu aç kalıyor. O yüzden genelde aklınızda olsun. 2 günde bir, en kötü 3 günde bir genelde böyle akıllı olun. Şöyle gözlerini temizlemenizi tavsiye ederim. Şöyle gözlerini temizleyin arkadaşlar. Bakın. Şu olan yemi. Yani bu yem yine araya gitmiyor. Bunu yine döküyorsunuz. Bakın ben şöyle kovaya dolduruyorum. Bunu yine döküyorsunuz diğer tekneye. Onu oradan yiyorlar zaten. Ama maksat ne? Akıllı olun gözünü 2 günde bir, en kötü 3 günde bir mutlaka temizleyin arkadaşlar. Temizlemediğinizde bakın şöyle katman oluşturmuş da görüyorsunuz bakın. Bakın şöyle çekmezseniz bakın. Bak yem geliyor. Ama ne olmuş? Katman oluşmuş. Yem yukarıdan artmıyor. Gördünüz değil mi? Yani bu aklınızda olsun. Akıllı olup yaptığınızda
Bu gözünüzü ben devamlı söylüyorum. Diğer besteyi de söylemiştim. Gözlerini mutlaka temizleyin arkadaşlar. İçinde yem olur. Bakarsın aa yem var dersin. Yavaş yavaş yiyor ama halbuki hayvan yiyecek. Bakın kuzular yiyecek. Ne yapıyor? Arpasını seçiyor. Bakın. Şunları yemiyor bakın. Çünkü bunları yemiyor. Çünkü şunlar var bakın. Tuz ağırlıklısı kalmış. Tamam mı arkadaşlar? Akıllı olun mutlaka 2 günde bir, 3 günde bir temizleyin. Bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hayırlı akşamlar. Aha, kuzular birbirine giriyor. Hayırlı akşamlar arkadaşlar tekrardan.